Nadine'le beraberim. Beni kendi evinde ağırlıyor. Yaklaşık 3-4 gün beraber kalacağız. You have to jump. 20 euro. Zürih'ten selamlar arkadaşlar. Burası İsviçre'nin, hatta dünyanın en fantastik, en huzur dolu, hatta insanların 500 yıl yaşına kadar yaşayabileceği acayip bir ülke. Böyle ön tarafında muhteşem, huzur dolu, rengarenk bir ülkeyken arka tarafında ise kara paraların döndüğü, banka sistemleriyle acayip inanılmaz işler çevirdikleri Avrupa'nın hemen ortasındaki bir fantastik ülkeden sesleniyorum size. İsviçre deyince aklınıza böyle Alpler, Heidi çizgi filmi, Einstein, Charlie Chaplin, hatta muhteşem peynirleri ve şarapları ya da CERN, parçacık fiziğinin yapıldığı CERN laboratuvarı ve bilmiyorum, İsviçreli güzel kadınlar veya İsviçreli yakışıklı erkekler düşünüyor olabilirsiniz. Evet, hepsinin bulunduğu ülke burası. Amazing. Gelin başta buraya yukarıdan bakalım. Burası böyle Avrupa'nın tam ortasında, Fransa'ya, İtalya'ya, Almanya'ya ve Avustralya'ya komşu bir ülke. Hatta bunlara komşu olmakla kalmayıp kendi işlerinde bu bölgelere bölünmüşler. O yüzden bu ülkede 4 farklı resmi dil konuşuluyor. Mesela trene bindiğiniz zaman trende 4 farklı anons yapıldı diyebiliyorsun. Das Zug Team der SBB Bahnhof und Zürich Aeroport. Mesela benim ilk videoyu çektiğim, ilk İsviçre videosunu kaldığım yer İsviçre'nin Fransız bölgesiydi. Orada her şey Fransızca konuşur, Fransa gibi ve Alplerin eteklerinde yaşıyor insanlar. Şu anda da bulunduğum yer Zürih ve burada da Alman kültürü var, Almanca konuşuluyor. Yani İsviçre'nin Alman bölgesindeyiz diyebiliriz aslında. Eğer İsviçre'den paylaştığım ilk videoyu izlemişseniz biliyorsunuzdur, ben Fransız bölgesinde kaldım. Yaklaşık 10 gün boyunca orada ekstatik dansların yapıldığı, DJ arkadaşım ve bir müzisyen arkadaşımın olduğu bir bölgede kaldım. Çünkü onların davetiyle zaten oraya gitmiştim. Daha sonra ise trene atladım, Grendal'a gitmişim. Grendelwald. Oraya gitmiştim. Orada muhteşem bir macera yaşadım. O macerayı da paylaşmıştım. Şimdi ise Zürih'teyim. Burada da Kasörük'ten tanıştım, bir DJ'nin evinde kalıyorum. Nice, I just took a video of it. Oh really? Selam. Nadine'le beraberim. Nadine burada benim Couchsurfing'den arkadaşım ve beni kendi evinde ağırlıyor. Yaklaşık 3-4 gün beraber kalacağız. Şimdi arabasını aldı, beraber geziyoruz. Yaklaşık böyle 2 gündür falan böyle sürekli bir yerlere götürüyor beni. Yani üstü açık arabamızla böyle Zürih sokaklarında zürtüyoruz. Nadine de burada aslında DJ. Bir sürü yerde çalıyor. Böyle küçük bir arabası var. Beni de şehri geziyor, şehri dolaşıyor. You wanna say something? Hi, how are you? Hope you're all doing fine. And I hope you will visit Switzerland. It's an amazing country. Yeah. For this video, they saw 2 already videos. And I think they understand what that you mean. It's amazing country. I agree. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill. Ve burayı anlatmaya başlarken aslında buranın refah seviyesinden başlamamız lazım. Şu araba bizi çarpmayacaksa. What? Bu araba niye buraya geldi? Şu anda bunların asgari ücreti, bunlar dedi İsviçrelilerin, 4100 frank. Bu yaklaşık böyle 4100 euroya geliyor diyebiliriz. Şu anda Türk parasına çevirdiğimizde 95.000 TL falan yapılıyor. Ama bu her an değişiyor. Siz video izlerken bile değişecektir muhtemelen. Siz video izlerken ne kadar olduğunu yorumlara yazarsınız. Ayrıca bu da onların bütün ülkesini çok pahalı yapıyor. Buradaki en ucuz hostel bile 60-70 eurodan başlıyor. Öyle söyleyeyim size. Böyle renkli bir paraları var. Mesela 20 frank var elimde. Bu 20 euroya falan denk geliyor. Ama daha ilginç bir paraları var elimde. Şu gördüğünüz 5 frank. Dünyanın en pahalı, en değerli bozuk parası aslında. 500 yen de vardı Japonya'da ama bu 720-770 yen falan denk geliyor. Ve Türk parasını şu an çevirirsek 5 geri 100 lira falan yapıyor elimdeki şu bozuk para. Siz izlerken ne kadar denk geldi diye yorumlara yazarsınız. Ayrıca size şu 5 frankın ilginç bir hikayesinden bahsetmek istiyorum. İsviçre'nin bir Robin Hood'ları var burada. Adı Farinet olan bir adam. Alpler'de yaşarken buradaki yoksul ailelere yardım etmek için 5 frankları böyle sahte basıp kendi, bu arada gümüşten yapılıyormuş o dönem. Kendisi böyle dağlara gidip 20 franka ve 5 franka sahte basıp yoksul ailelere ekmek ve bir şeyler alması için destek oluyormuş. Bayağı
o minutluk yapıyor aslında. Adı ne kadar böyle dolandırıcılıkla anılsa da Fahrenheit'in hikayesi de böyle halk arasında dilden dile dolaşan bir hikaye burada. Bir de bankacılık sistemlerini konuşmak lazım. Biliyorsun İsviçre deyince aklınıza dünyanın en güvenilir ve istikrarlı bankaları geliyor. Aslında kara para aklanmadan tutun da bütün mafyacılık hikayelerine kadar bir sürü arka planda da hikaye olduğu söylenirken aslında ön planda bütün herkesin parasını İsviçre'ye koymasının nedeni güvenilirlik. Çünkü savaşta bile en güvenli paranın tutulacağı burası olmuş. Dolayısıyla şu anda hatta eksi faiz vermesine rağmen insanlar parasını bu ülkeye yatırıyor. Öncelerinden çok fazla gizlilikle insanların parasını tutarken son zamanda şeffaflık politikasına geçmişler. Özellikle Amerika'nın talepleri doğrultusunda bazı isimlerin banka bilgileri, banka hesapları verilebilecek duruma gelmiş. O yüzden birazcık da değişiyor diyebiliriz bankacılık sistemi. Okay, I will take it with me. I have difficulties to even put this. I have my sun hat. It's here. Ah. Wonderful. Wow, it's so hot. Oh, I don't have my mobile phone. Burası böyle İsviçre'de Zürih'in nehri var, bir tane hangi nehir olduğunu bilmiyorum ama insanların böyle denize girilir gibi takıldıkları yer, böyle bütün nehir kenarında insanlar böyle takılıyor. You have to jump. 1, 2, 3. Turn you. Ve orman içindeki partiye geldik. Şu arkamdaki yerde yapılıyor. Özel bir parti. Kenara müzik açmışlar. Böyle bayağı bir insan var ama yine orta yaş. Bu İsviçre'de orta yaş şeyinden çıkamadım bir türlü. Ama şey, eğleniyorlar yani. Bir de gece 4'e kadar line varmış, line up. Daha saat 7 falan şu anda. Az insan var ama geleceklerde de düşünüyorum. Çok video çekemem ama buradan da şöyle bir anı kalsın istedim. Oha, güneşin gelişine bak. Gelin birazcık da İsviçre'nin tarihine bakalım. Burası İsviçre nasıl oldu? Bugün Köln'e nasıl geldi ya diye soruyorsanız size kısaca anlatayım. 300 bin yıl öncesinden başlayacağım. Çünkü hakikaten 300 bin öncesinden kalıntıların bulunuyor. Homo erectus dönemiydi sanırım. Homo erectus döneminden kalıntıların bulunduğu bir yer burası. İnsanlar avcı toplayıcı döneminden beri yaşadığı bir coğrafya. Çünkü çok verimli bir coğrafya. Peki verimli olunca ne oluyor? Herkes burayı işgal ediyor. Aklınıza gelecek bütün Ruslardan Almanlara kadar herkes sürekli gelip işgal etmiş. En sonunda Roma İmparatorluğu ele geçiriyor burayı. Bir romanize diyorum. Romalılar burayı bayağı bir elden geçiriyorlar. Daha sonra ise böyle bir sürü yine elden geçirmiş işgaller sonucunda ise 1845 yılında bunlar bir savaşa giriyor. Ve İsviçre'nin en son silahlı çatışması bu. İç savaş yaşanıyor. Ve daha sonra bir kere bile bir daha savaşa girmemeyi başarıyorlar. Hatta sıcak, soğuk, bütün savaşlardan kaçınıyorlar abi. Çok akıllıca hareket ediyorlar. Zaten o dönemden sonra da istikrar geliyor. Peki bu ülkeyi kim kuruyor derseniz, bu ülkenin kurucuları çiftçiler. Bildiğiniz Alman, İtalyan ve Fransız çiftçiler bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz İsviçre'yi beraber inşa edeceğiz diyorlar. Ve beraber kuruyorlar. Zaten bugünkü İsviçre'ye baktığımız zaman da 3 bölgesinden oluşuyor. 3 ana bölgesinden. Ve bunlar da İtalyanlar, Almanlar ve Fransızlar oluşturuyor. Bu savaşlardan kazandıkları tecrübeden dolayı da İsviçreli askerler çok önemli askerlermiş. Çok değerli ve çok başarılı askerlermiş. Hatta şu anda Vatikan'ı koruyan askerler İsviçreli askerlermiş. Müzik.
Papa zamanında işe almış onları, hala çalışıyorlar orada. Şimdi gelin biraz da ilginç bilgileri. Burası Avrupa Birliği'ne dahil bir ülke değil. Yaklaşık 1992'lerde bir referandum yapıyorlar. Diyorlar ki Avrupa Birliği'ne girsek mi lan, girmesek mi acaba diye. Halk oylamayla reddediyor ve Avrupa Birliği'ne girmiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nden daha yüksek refah seviyeleri var. Ekonomik durumlar onlardan çok daha iyi. Girerlerse kötü olacağı düşündükleri için girmiyorlar. Mantıklı, takılıyorlar böyle kendi kafalarına göre. Avrupa'nın ortasında böyle küçücük bir ülke ama muhteşem bir refah seviyesi var. İsviçre deyince aklınıza Lozan Barış Anlaşması ya yani Möntrö Anlaşmaları, Boğazlar Anlaşması falan gelebilir. Doğrudur. Çünkü o şehirlerde burada bizim zamandaki o dönemin yöneticileri gelip burada bu imzaları burada atmışlar. Onların anlaşmaları birçoğu bizim için avantajlıyken tartışmalı olan maddeler de var. Onlar da bu şehirlerde tartışılmış ve imzalanmış. Bir ilginç bilgi daha vereyim size. Burada temsili yönetim var. Yani mesela ben halk olarak kendi sesimi mecliste duyurabiliyorum. Böyle bir yöntem bulmuşlar. Eğer yeterli imza toplarsam hatta yasa bile değiştirebiliyorum. Geçenlerde işte burada normalde öğrencilerin çarşamba günü öğleden sonra tatil ve ilkokul öğrencileri bunlar kendi aralarında ayaklanmışlar ve demişler ki biz bir öğleden sonra daha tatil istiyoruz demişler ve yeterli oy aldıkları için de Fransa bölgesindeki bu İsviçre'nin Fransız bölgesinde bu kararı geçirttirmişler. Yine bir başka referandum, bu da sağlıkla ilgili. Burada normalde İsviçre gerçekten sosyal devlet anlayışıyla herkese eşit destek oluyor. İşsizseniz para veriyor bilmem, biliyorsunuz o da zaten İskandinav ülkeleri gibi burada da her şey aynı. Ama burada daha ilginç bir şey var. Halk oylamayla ücretsiz sağlığı reddediyor. Peki niye reddediyor? Çünkü hizmet kalitesinin düşeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla herkesi gelirine göre sigortalayan bir sigorta sistemi kurup sağlığı da ücretli yapıyorlar. Böylelikle hizmet kalitesini yukarıda tutmaya amaçlıyorlar. Charlie Chaplin ne alaka diyeceksiniz. Charlie Chaplin biliyorsun normalde İngiliz ama son hayatının 25 yılını İsviçre'de geçiriyor ve burada ölüyor. Ve Charlie Chaplin çok güzel bir sözü var, onu hiç unutmuyorum. Felsefem özgürlüktür. Silahım gülmektir. Dilim ise kalbimin sesidir diyor. Muhteşem bir adam. Hatta şöyle şeyi var bilirsin. Eğer konuşsaydı beni sadece İngilizce bilenler anlayacaktı. Sessiz filmleri tüm dünya anlayabilir. Dünya Amerika'dan ibaret değildir diyor. Bir daha da Davos'a gelmem, dünya 5'ten büyüktür deyip kapatıyor bir dükkanı. Charlie Chaplin de böyle almış olalım. Gelin şimdi bir de bir markete bakalım. Markette fiyatlar nasılmış, nasıl ürünler varmış. Bir de peynirlerini deneyelim değil mi? Buranın inanılmaz güzel peynir var. Peynir deyince böyle aklınıza ya peynir de neymiş falan demeyin. Gerçekten ben bir yedim dedim abi, bunlar peynir yapıyormuş ya. Peynir böyle bir şeymiş ya dedim. Nereli olduğunuzun bir önemi yok. Bunlar peynir yapmayı biliyor abi. Çünkü çok farklı peynir türleri var. Göstereceğim onları. Burası böyle İsviçre'de zincir marketlerden bir tanesi. Coop diye geçiyor. Özellikle bunun en güzel yanlarından bir tanesi. Bir şey biteceğe yakın. Bunlar gerçi normal indirim olan şeyler de. Neye yakın? Akşam gelirseniz de her şeyi %50 indirim alabiliyorsunuz. Bunun güzel tarafı. Burası şimdi İsviçre'de bir market. Burada böyle farklı farklı domateslerin olduğu, işte sebzelerin, meyvelerin olduğu yerler var. Bir de dönemsel olduğu için de bunları böyle meyveleri bulabiliyorsunuz. Özellikle burada bir şey göstermek istiyorum size. Bio olanlar çok önemli bunlar için. Çünkü organik besleniyor. Daha çoğunlukla ve bio yazıyorsa eğer özellikle onu almaya çalışıyorlar. Meyve fiyatlarına bakalım. Mesela şeftali 5,5 frankmış. Şu mesela şöyle bir paketi 3,70 frank. Muzun kilosu 3,2'ymiş pardon. Burada biraz pahalı. Normalde 1'e falan görmüştüm. Şurası özel bir bölüm İsviçre'de. Peynirler var. Özellikle şundan bir tane satın alacağım. Tester yaparız, evde deneriz. Ve bu peynirlerin hepsi burada çok önemli. Ve şundan en çok bundan alıyorlar ama şurada bütün markaların olduğu için bundan alacağım. Evde deneyeceğiz. Evian'ı biliyorsunuz. Dünyanın en pahalı su markası. Bir tek İsviçre'de bu kadar ucuz. Niye anlamadım. Çünkü diye her şey pahalı olduğu için. Yine mesela burada organik yumurta var. Organik bio olduğu zaman her şey organik. Genelde hep onu kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi bir sürü çeşidi var. Kakaonatından şeyine kadar ve gerçekten bunu tercih ettikleri için diğerleri azınlıkta fark etmişsiniz. Alkol fiyatları şöyle 5'e, 4'e, 12'ye, şuradan 10'a falan doğru gidiyor böyle. Bu diğer ülkelere göre biraz pahalı. Normalde mesela Fransa'da 1-2 dolara bir sürü şarap alabiliyorsun. Bu da biraz daha pahalı. Farklı markaların en iyi marka şuydu bu arada, geçen şeyde yediğimiz. Diğerlerine bir bakalım.
Şimdi marketten aldığım peynirleri deniyorum ama bizim bu kaşar peynirlere benziyor tipi ama hepsi birbirinden çok daha farklı. Özellikle mesela gösterdiğim o mavili markanın tadı biraz daha soft diğerlerine göre ama diğerleri mesela daha ağır, böyle hayvansı böyle bir şey, ürün yediğiniz zaman gelen bir tat vardır ya, o geliyor. Bayağı farklılar ve yediğiniz zaman şey diyorsunuz yani, bu şarapla yenilecek peynir buymuş, bizim beyaz peynirler değilmiş dediğiniz peynir bu oluyor. İsviçre'de oy kullanma böyle evlere gönderilen zarflarla yapılıyormuş. Mesela 5 tane madde var. Bu da referandum gibi. Bir şey değiştirmek istedik. Şunu şuradan çekiyorum. Bir şey değiştirmek istediklerinde böyle maddeleri evlere gönderiyorlar. Ve insanlar hayır ya da evet diye cevaplayıp sonra... Nerede o zarf? Şöyle de bir zarfları var. Bu zarfın içine koyuyorlar ve gönderiyorlar. Burada mesela 5 tane şey var. Bir tanesi insanlar asgari ücret, minimum ücrette çalışsın mı, çalışmasın mı sorusu. Bir tanesi de şeymiş, neydi? Library için mesela. Ha, library, yani kütüphaneyle ilgili bir şey varmış. Onu tamam unuttum. Ama bir tane, diğer bir tanesi de şey, onu hatırlıyorum. İnsanlar 200 binden fazla yatırım kredi çekemesin mi? 200 milyon frank. Ha, 200 milyon frank ötesinde kredi çekemesin. Çünkü böyle her yeri satın alma muhabbeti yaptıkları için, paralar oldukları için. Dolayısıyla onun oylanması. Hayır, evet, böyle referandum eve geliyor. Evden cevaplıyorlar. İsviçre'de de oylar böyle kullanılıyormuş. Enteresan ama gerçekten ilginç yani. Zarfların delikli olmasının nedeni de içinde iki tane kağıt koyup koymadığını, yani geçerli mi geçersiz mi diye anlamak için böyle delikli zarfla gönderiyorlarmış. Böyle de bir sistem. Koymadığın zaman zaten çöpe gidiyor. O geçersiz oluyor. Evet. Yani. Yani biraz sanki zaafları olan bir sistem gibi manipüle edebilir. Evet, İsviçre'de de böyle bir parka geldim şimdi. Burada düzenli spor, bana yolda spor yapma bahanesini açtım. Yaklaşık 3 aydır spora devam ediyorum. Burada spor yapacağım şimdi. Ve videoyu kapatmadan önce size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Eğer şu anda yerden bağımsız online olarak gelir elde etmek istiyorsanız bizim toplumumuza mutlaka katın. Biz, bu hepimizin ürettiği, hepimizin oraya güzelleştirdiği bir topluluk. Dijital nomad topluluğu. Orada dijital gelir elde eden ve dünyanın bir yerlerinde benim gibi yaşayan insanların buluştuğu bir yer. Orada birbirimize soru soruyoruz, öğrendiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Gittiğimiz ülkelerdeki yaşama fiyatlarını konuşuyoruz. Vizeler nasıl alınırdan tutun da yaptığımız işle ilgili bir soruya takıldığımız zaman, işte YouTube'daki kapak fotoğrafının kalitesinden tutun da Etsy'de işte listelemeye kadar, ne bileyim kriptodan tutun da e-ticaret yapmaya kadar her şeyi konuştuğumuz bir platform. Eğer siz de dijital olarak gelir kazanmak istiyorsanız toplumumuza mutlaka bekliyorum. Aşağı linki bırakacağım. Detayları oradan bakabilirsiniz. İsterseniz ücretsiz olarak katılabilir. Daha sonra ücretli kısmına geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda İsviçre'deki tren deneyimi olacak bu arada. İsviçre'deki inanılmaz fantastik bir tren yolculuğu var. Panoramik manzaralı böyle. Onun videosunu yapacağım size. Çünkü ben deneyimleyeceğim ve bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öpüyorum. Videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.